Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda zamanında çöp olan bir karakter buff yedikten sonra nasıl zirve oldu ve nasıl 6'ya 3 attı? Birazcık onun hakkında bıdı bıdı yapalım ki yeni 6 yıldız R3'ümüz bu arada arkadaşlar. Ben attım, izoları bastığımı göremeyeceksiniz. Çok üzüldüğünüzü pek sanmıyorum. Pek üzüldüğünüzü sanmıyorum ama neyse. Arkadaşlar sıradaki 6 yıldız R3'ümüz beceri sınıfından kaliteli, bolca kullanış alanı olan, güzel yüksek hasar ve zayıflatma hasarı veren köstebek adam arkadaşlar. Köstebek adam gerçekten tam bir beceri karakteri. Biliyorsunuz beceri karakterlerin iki temel özelliği vardır. Bir tanesi arıtma sistemi ki bu defansta çok işine yarar. Bir diğeri de rakibe zayıflatıcı verme ki ekseriyetle bu kanama zayıflatıcı olur. İkisi de muntazam şekilde karakterde var. Artı garanti kritikleri, işlevselliği yani gerçek saldırısı falanı filanı ve arkadaşlar çok sevdiğim bir şeydir. Sinerjiye ihtiyaç duymaması. Bütün sinerjileri boktan abidik gubidik saçma sapan şeyler. Sinerjiyle hiçbir alakası olmadan tek başına çok ciks işler yapan köstebek adam arkadaşlar. Ve oynaması da aslında basit ve keyifli. Özellikle garanti kritikte bir L2 çakarsa bombalar ortalığı. De hadi gidelim o zaman azıcık bakalım. Aynı zamanda kaçan ve otomatik blok yapan karakterlere karşı da çok etkili. Mesela Örümcek Evreni karakterleri, ondan sonracığıma Modok gibi otoblok yapan ve bir tank karakteri olduğu için bakayım tank yazıyor mu? Evet tank yazıyormuş. Tank karakteri olduğu için arkadaşlar sağlık havuzu da oldukça geniş yani 40 binlik bir 40 bin bence oldukça güzel bir sağlık. Şimdi gidelim buradan. Çat. Bunu garanti kritikteyken Allah ne güzel siper alamadım ya. Çok şükür. 11 yer. Şimdi canavar kütlesi normalde 6'dayken bile bombalayabiliyorsunuz ama biz bunu 20 yapalım. Bizden olsun. Ve acılar artık full kritik. Bak şu kritiklere bak. Çok yüksek vermese de sürekli kritik verdiği için ve kritik verdikçe de kanama rakibi kilitlediği için arkadaşlar oldukça güzel. Durdurulması da bu arada tek taraflı değil. Yani defansta da kullanılabilir, saldırıda da kullanılabilir. Ve üzerindeki yükleri sürekli tutabildiği için de neredeyse bir sonsuz döngüyle garanti kritik ve sürekli kanama atabiliyor. Ama az evvel gördüğünüz gibi sürekli ağır saldırı spamı yapamıyor arkadaşlar. Ağır saldırı spamı konusunda biraz fakir. Ağır saldırı yapınca kendisi geri tepiyor, geri itiyor. Askeri terimdir aslında. Tüfeğin geri tepmesi falan filan. Eğer L1 atarsanız da artı 3 arkadaşlar üzerine yük alıyor. Ve yine rakibe şok veriyor. Ayrıca full kritik vurduğu için yine kanamaları da sürekli veriyor. Bakın 2 şok. Bir miktar iyice de kanama hasarıyla. Tabii ki bu karakteri direkt aşırı yüksek hasar için kullanamazsınız. Çünkü aşırı yüksek hasar gibi bir mevzusu yok. Daha çok işlevsellik mevzusu var. Ama zaten mesela birçok karakter işlevseldir ama oyuna hakim olamaz. Veyahut da yüksek olursa. good boy diyor. Oyuna çok hakim olamaz. Ama bu karakterde öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu karakterde her ikisi de var. Mesela 62 vuruşta 550 bin can. 6 yıldız R3 için ortalama güzel rakam. Baktığınızda hasarların sadece %42'si temel vuruşlar. %29'u zayıflatıcı yani kanama hasarı. %22'si de arkadaşlar nedir o? Özel saldırı hasarı. Fakat oranlara bakıyorum. Oranlarda bir şey eksik. Mesela şokun verdiği o küçük hasarlar vardı. Onu yazmamışlar falan filan. Yani karakter hem saldırı hem defans bağımında oldukça tatlı bir arkadaşımız. Eğer bununla sadece siper ağır saldırı artı L2 oynasak acaba combo sayısı düşer mi? Yani 50'lere falan düşer mi? Bir deneyelim ki en gıcık karakterle deniyorum. Bu gerçekten kış askerinden daha gıcıktır arkadaşlar. Bu kadın.
Kış askerinden daha gıcık oylar. Dur bakalım. 63'ten daha az olacak mı? Dediğim gibi sadece orta saldırı ve ağır saldırı yaparak oynarsak. Biliyorsunuz orta ve ağır saldırılar daha fazla hasar veriyor hafif saldırıya göre. Hop şöyle yakışıklı bir L2. L2'si güzel vuruyor ya hacı. İyi ki buff attılar bunu, yoksa ne dalga geçiyorduk bununla var ya. Orta saldırı 4000 vuruyor. Ağır saldırıda 11k. Bir de şu ağır saldırı spamında kendini geri teptirmese, ki az evvel teptirmedi bu arada. Bir tane daha L2 atıyorum. Ağır saldırı yapması önemli arkadaşlar. Üzerindeki yükleri koruyabilmesi için. Kaptan Marvel gibi düşünün. Nasıl Nick Fury'de bak geri teptiriyor kendini. 41 combo. 4700'e 11900. Belki sadece ağır saldırı oynasak çok daha iyi olabilir. Ay senin hareketten ne çiçeği. Ya onun bunun çocuğu, bırak iki oyun oynayayım ya. İki ya, evinizin her şeyi. Nereden geldiyse iki. %1 ve GG arkadaşlar. Bakalım bu sefer kaç kombona düdüklemiş arkadaşımızı. 56 combo çok da bir şey fark etmemiş. Yani rahat rahat oynayarak 63 combo da aldık. Yani 7 combo fazlası vardı, çok bir şey değil. Ortalama yine aynı oranlar. Bu sefer özel saldırı kanamanın önüne geçmiş. Daha önce kanama daha önündeydi. O da büyük ihtimalle hem daha fazla kombolu oynadığımız hem de L1'leri sürekli attığımız için. L1'de biliyorsunuz daha az hasar veriyor. Ama L2 daha büyük. Yani ortalama full kritikte ne vurdu? 20-15-5-5 dediğinizde ya 45-50k civarında bir hasar bombalamış olmuştu. Bir de datasına bakalım arkadaşlar. Datasına bakalım karakterin son olarak. Bu arada defansı da kullanabilirsiniz, ki kullanılıyor zaten. Çift yönlü olması çok güzel olmuş karakterin. Yani boşa bir... İşte bak mesela prestiji vereceksen bu tarz karakterlere ver. En azından kullanılabilir olsun yani. Ya da prestij verdiğin karakteri böyle kullanışlı yap diyelim. Baktığınızda kritik atma oranı ve kritik vurduğunda verdiği hasar çok düşük arkadaşlar. Yani kritik, burada kritik hasar, yani kritik puanın önemi bizim için önemli değil. Çünkü zaten garanti kritiği var ama kritik attığında verdiği hasar çok düşük. Yani bunun ortalaması 180-190 civarındadır. Yani ortalama çarpı 2'dir. 200'dür yani. Ama burada 1,5 katı gibi çok çok iğrenç, çok çok düşük bir rakam vermişler. Zırh puanı çok iyi. Yani birçok karakterin ortalaması 15, 16, 17, 18 civarıdır. Bu 22 olarak çok yükseğe çıkmış. Ama blok becerisi ortalamanın altında kalmış. Datasına bakıyoruz. Ama tabii bunları çok ipleyen bir karakter de ya. Kanama zehir açık, rahat rahat oynayabildiğiniz hem defansta hem saldırıda kanama zehri çok rahat kaldıran bir karakter. Atılır ve çok da işlevseldir, kullanılır arkadaşlar. Tavsiye ederiz. 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz bu arkadaşa? Aşağı yapıştırabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.